Denizin dibinde haçam, demirden evler. Akgerdanın altında da çiftedir benler. Hadi beraber. O gınalı parmaklarla, o beyaz eller, yolcuyu yolundan eyleyen dilber. Dalga 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 da. Vay! Ya Ali abi, sen Ispartalı değil misin? Ispartalıyım. Senin ne işin var? Burdur'da ya. 3 aydır ben senin yolunu gözlüyorum be. 3 ay mı? Tabii 3 aydır ya. Ne abi, bu tabelanın altında mı yaşıyorsun 3 aydır? Senin Burdur'u geleceğini duydum. 3 aydır Çoray gelecek diye yolunu gözlüyorum duruyorum. Ya Ali Isparta'yı, işimi gücümü bıraktım. Buraya geldim. Tövbe estağfurullah Ali abi. Şalvarlı fotoğrafçı da kızıyor bana ama ne yapayım? Hanımın değil mi şalvarlı fotoğrafçı? İşte kızıyor bana ama ne yapayım? Ne yiyorsun, ne içiyorsun burada? Ya getiriyor mu sana temiz çamaşır, azık üzüm, mazık? Şurada bahçede üzüm topluyorsun, yiyorum. İşte acur, salatalık bitti topluyorum. Bitti hasret be, heh, bitti. Heh, kavuştum da. Aha Şok köyde benim köyüm. Ahan da memleket budur. Ya aman, memleket Burdur. Burdur'dayız. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçamı görenler sevdalanıyor. Merhabayın cümleten. Merhaba, nasılsınız? Efendim Burdur, Çavdar, Ambar. Herkes susmasın ben konuşurken, ne olur ya. Çok yalnız hissediyorum kalabalıklar arasında kendimi. Burası Burdur, Çavdar, Ambar. Burdur, Çavdar. Çavdar. Bilmiyorsunuz burayı. Burdur, Çavdar. Burdur, Çavdır. Ambarcık köyü. Bir kınaya davet ettiler de. kınaya davetliyiz. Merhaba cümleten. Ayıt. Kusura bakma birader. Biraz hoş bulduk. Yavaş be, aman be. Elimizi kopardım ben. Ne yapıyorsunuz siz kınada? Ya geleneklerimize göre işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu da yöresel bir geleneğimiz olduğu için bu programı hazırladık. Onu siz, yapmaya çalışıyoruz. Sen köselerden Hulusi amcanın oğlu değil misin? Evet, oyum. Buralarda az tüy olmuş ha sen. Yan köse kalmış senin ya. Ne yaptın, bitirdin mi askerliği sen? Çok şükür, Allah'a şükür bitirdik abi. Sesi biraz inceydi bu. Küçüklüğümde de böyleydi bizim. Bu kim? Bu benim hanım oluyor abi. Hanım? Hanım. Sen ne zaman evlendin? Oğlum! Askerden gelince mi? Evet. Bir de bebe var galiba. Evet. Allah tamamını erdirsin. Bir batında inşallah. İnşallah. Yenge. Amin. Adın ne yenge? Gülistan. Gülistan. Senin adın neydi birader? Hasan abi, Hasan. 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 Ultrasonda inşallah. Baktınız mı? Kız mı erkek mi? Neymiş bu? Yok abi, köylük yerlerinde pek öyle şey bulunmuyor. Gitmedik biz de. Canın turşu mu istiyor, tatlı mı istiyor? Kız. Limon istiyor. Efendim? Limon, limon. Soralım bir yaşlı teyze. O biliyordur. Şimdi yaşlı teyze dedi de kimse kabul etmez ki. Teyzem. Yara mübarek eline. Çok yaş oğlum. Sen de yaşa annem. Yanan. Üstleri iyi ama altları dökmüşüm ben Ayşen'le. Döktüm emme. Vakıtı geçirdim oğlum. Neyin vakıtını geçirdin? Zamanım geldi. Neyin zamanı geldi? Kara torpağa girmeye. Can ağzından yer alsın Ayşen'le. Ne demek ki? Yaşım 78'den oldu. Ölemezsin. Seni kara toprağa vermeye hazır abi, değiliz. Ver oğlum, ver. Vermiyorsun. Ver oğlum. Kız Allah gecinden versin. Hayır, ben de tamah ediyorum. Tamah ediyorsun da bir ayağım çukurda diyorsun, gelmişsin burada kızların ortasında düz seyrediyorsun. Efe var. İskandereli tombak memeli Efe var. Ne edelim? Efe'ye bakmaya geldim. Efe'ye bakmaya geldim. Hangi Efe'ymiş şu? Daha de... bıyıklı. Hasan mı? Ha, Hasan güzel. Efe mi o? Efe. Dünkü sümüklü bizim. Bu Hasan'ın hanımı hamileymiş de. Canı ekşi istiyormuş, limon. Kız mıdır erkek midir? Erkek olsa iyi olur. Canım kız olsa da hayırlısı olsun da. Hayır, erkek olsun. Ne derlerdi? Baksana kız, ne toplaydı baksana.
Sen de kızsın, ya hanımsın. Ben hanımın ama pişmanın hanım olduğuma. Erkek mi doğmak isterdin? Tabii. Sebep? Sebep olmayı. Ne olmayı? Yenge ne oldu? Sancım geldi. Ne oynuyor teke zortlatması gibi sende? Karnın burnunda. Adını... Ambulans mı? Ambulans yok ki buralarda. Atalım bir kanı arabasına götürelim. At arabası yok mu? At arabası yok mu? Doğru yok kadıncağız burada. Ayşe anne, kız mı erkek mi anlayacağız 5 dakika sonra galiba. Yetiştiremesin. Yenge çok geçmiş olsun ben. Sağ olun. Hadi hastane. Buyur. Beyefendi, ambulans gelmedi, sancısı da gitti, geri geldik ya. Bitti mi sancı? Geçti geçti. Ama yalancı sancıdır o ya. Evet, herhalde öyleydi. Buyur. Ama oynama sen de yani. Hadi geldin, yeni geldi. Daha şöyle var, 2 yıl falan oldu. 3. yolda yani. Sana ne canım? Şöyle şöyle. Sana ne canım? Kardeşim olur da canım yanıyor. Onun için. Dayanamadı daha yolu var abi. Olmaz. Kaç el? Ona. Bir düzüne olması lazım. Düzünü sen. Yazıklar olsun be. Ne demek o? Sen doğurmuyorsun tabii. Hanım doğuruyor da. Kardeşinin. Yazık hiç bakmıyor. Ben ya böyle. Rezilis var. Yolda sokakta doğum yaptırıyoruz. Geliyoruz 40'ı çıkıyor gene hamile kadın. Yani çok çekiyoruz biz damatla. Beraber çıkıyoruz. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Lan! Ne yapıyorsun lan? Dur! Ya kime vuruyorsun sen be? He? Adama? Kız! Utanmıyor musun? Erkek kırına girmiş burada. Ya ben ne dedim, bir erkek bayanları nasıl patladı? He? Bu erkek. He? Senin eşine de inanmıyorum. Yok elime. Elime hanım, elime. Hanım sensin be! Sensin hanım! Çıkar bakayım gözlüğü. Yok abi, ben bayanım bayan. Ha sen bayan, of! Ben hamileyim ya canım bayan. Aman bir tanesi doğru, aman! Ödüm koptu! Altından erkek, tövbe tövbe! Hay oyunluğum. Aman de, of! Bakalım! Kınası nasıl, neşeli patlaştı. Açmıyor. İlginç.
Genelde, çok ilginç. Tabii genelde gelinler armut gibi ellerini açıp kınalarını yaktırırlar. Ama şimdi açmıyorlar. Açmıyorlar mı? Hayır, şimdi açmıyorlar. İlk defa görüyorum bu adeti. Şimdi buraların adeti mi bu? Genelde. Ya her yerde gelinler elini açar. Ya! Bu muma... Ben buraya zırh taktıracağım. Kına geceleri için. Buralara. Mikrofonu tutun. Uzun kollu giy sen de o zaman. Efendim? Uzun kollu giy. Uzun kollu. Evet. Yazın, yaz sıcağında. Giyeceksin şimdi kardeşim. Daha ben kolun yanmasın diyorsan giyeceksin. Sen ne satış bir adamsın ya. Ne satış bir adam? Efendim? Kolunuz yanmasın diye söndürdük yani. Teşekkür ederim. Biraz geç oldu ama artık. Kusura bakmayın. Yani. İstirham ederim. Rica ederim. Geç oldu. Bir misal eder misiniz? Böyle tıp 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 kaldık. Evet. O ne? Evet. Kına gecelerinde Burdur yörelerinde canınız kekik istedi. Ne bileyim ada çayı istedi. Sanıyorum burada hanımefendiler. Senin nedir mesele ya? Ne mesele? Of anladım. Oh be. Ne be? Ne? Ne isteyeyim? Sen nereden geldin bura? İstanbul'dan geldim bura. Neyle geldin? Tayyare artı araba. Evet, boz eşeğe bir nerede geldin? Ne bilmeden geldin boz eşeğe? Sınıf atladık annem artık boz eşekle gelinilmemiş Burdur'a. Ama biniyor mu? Biniyorum ama köylük yerde. Ya orada da binersin. Bineriz. Sabahla binersin orada da. Var mı boz eşeğin? Oho dolu. Dolu çok eşek. Anlar mısın boz eşekten? Anlamam ben anlarım. Anlarsın. Ha. Şu sırtım benim şuram ağrıyor da. Şu bir bak. Madem eşekten... Oh! Madem boz eşekten bir müsaade eder misiniz? Girmeyin sahibimle arama girmeyin. Madem boz eşekten anlıyorsun, bu eşeğin sırtında Allah! Elinde var ya. Efendim? Ağır değildir. Efendim? Ağır değildir elim. Vuramıyorsun tabii gelinlerine, kocana, mocana bilmem. Bütün hırsını benden çıkar. Bana vuracağım bütün. Bana ne vuracaksın? Misafir olduğun için. Misafir böyle mi karşılanırmış? Böyle ayol. Mi karşılanır? Oh, sırtımı göstermeme gerek yok ki. Aha da sırtımın rengi, tişörtümün rengiyle aynı. Anne az sırtımı okşayabilir misin? Acıdı da. Masaj. Şoray Bey, bizde şey vardır, böyle darbeli dayaklara tarhana yapar sararız. Yapar mı size de ondan bir tane? Vallahi duacın ter mi? Emin misin? Belki kandır. Belki ter değildir o. Al kanlara boyandık, kına çekeceğiz diye. Anne, o devam mı? Terlemişsin. Terlediysen de ne? Oturuz kocam. Gözyaşlarınızdan anladığım kadarıyla siz kızın annesisiniz. Evet, annesiyiz. Maşallah. Hakikaten. Yani... Yarım düne kadar varız değil mi? Hı? Yarım düne kadar varız değil mi? Annem, sen ne mübarek bir... Ya ne olacak bundan? Annesin. Bunlarını çaldık bak. Kolumuza taktık. Helal olsun. Kaynanası çalana kadar sen al. Tabii canım. Çaldık diyemeyelim canım. İleride kullanırsınız ona uygun. Aldım koluma takındım işte. Bu geline takılan bilezik. He. Yani. Oğlan da aldım. Anası kaldı. He. Kime aldınız efendim? Kendim aldım oğlanı. İç küveysi mi aldınız? He. Eve kaçacağız. Eve kapatacağız çocuğu. Evet. Ne yapacak? Kafesin arkasında mı yaşayacak? Lütfen damada kabuklu yemiş ve şekerleme atma. Atarız ya. İyi olur. Aa. He, iyi olur. Maymun gibi bir de çocuğa kabuklu yemiş atacaksın. Perdenin arkasına kapatırız orayı. Öyle mi? He. Bir tane mi kızınız var? Annesi ağlasın. Oğlan benim oldu garhinde. Hiç kız ana sağlayana kadar öyle ya. Birazcık da erkek tabii anası ağlayıversin. Öyle biraz da o ağlasın. Az önce yediğim sopayı görünce benim de anam ağlayacak biliyor musunuz? Öyle. Can evimden vurdular sırtımdan. Seni hiç unutmayacağım. Annelerim hurduğu yerde gül biter. Efendim kaç kız var? İki. İki. Öbürü evli mi? Evli değil, bekar. Bekar. İlk defa gelin, evet. Ama ilk defa damat gelecek. Evet. Niye? Sevinçliyim. Sevinçli olmaz. Anne ağlasın. Ağlasın. Ha, ağlasın. Sen ağladın az önce. Tabii. 8 aydır ben ağlayayım. Şimdi ben aldım, biraz da o ağlasın. Burada mı oturacaksınız? Evet. İç küveysi gelecek. Nasıl ikna ettiniz çocuğu? Kabul ettiler, biz de aldık. Kim kabul etti? Oğlun evi. Verdi bize. Siz kıza, o zaman çocuğa kına yakalım. Ne kısa kına yapıyorsun? Bu gece misafir falan değil ki, koynunda niye yatsın? Onu da yatırız. Ömrü billah burada yaşayacak zaten. Yaşasın varsın. Bu gece misafir olan damat dediğimiz arkadaş. Evet. Vallahi iyi. Çok iyi hem. Nasıl? İşime geldi de zaten ondan iyi oldu. Ne istediler peki çocuğu vermek için? Hiçbir beşi şey bir yerde? Hiçbir şey istemediler. Senin olsun dediler, ben de kabul ettim.
Çalıştıracak mısınız? Ha, evet. Ne iş yaptırmayı düşünüyorsunuz damada? Gücü ne yeterse ona çalışacak. Ne bileyim, pencere falan sildirecek misiniz? Ha, evet, merdiven, pencere, her şey. Oğlum, sen de kahveye gidip çay içersin akşamlara. İsmi ne kızının? Fikriye. Fikriye. Çocuğun adı mı Fikri? Fikriye. Tamam, çocuğun adı Fikri'ydi, aldım Fikriye olarak mı kullanacağım? He. Damadın adı mı? Serkan. Serkan. He. Fikriye hanımefendi. Gecenin bir yarısı canınız ada çay isteyebilir. Düğünlerde, kınalarda ayaklı aktarlar dolaşıyorlar. Bu nedir? Karanfil. Sebep? Sebep gelin olmak, gelin olmak. Gelin her geline takarlar. Gelinde de var. Evet. Her gelin gelinimizde de var. Niye efendim takılıyor bu? Adet takılıyor. Kim takabiliyor? Gelin takıyor bunu. Ne? Gelin takıyor. Siz gelin misiniz Kine? Ya ben 2 sene oldu gelin olana. Hani nesi oluyorsunuz? Eltisi oluyorum. Elti. Evet. Evet. Geldik en... Hiç girme. Kazık bölümü. Elti ne demekti? Evet. Elti ne demek? Bunun varcık olduğu oğlanın kardeşinin hanımı olduğu için ondan elti büyük deniyor. Büyük abisinin hanımı. Hı. Demek ki gelin görümce. Görümce olmayı, görümce orada. Görümcesi oğlanın kardeşi oluyor. Kardeş oluyor, kız kardeş olmuş. Görümce, erkek kardeşine de... Kız kardeşine baldız denir bir kere. Ya. Hayır. Kız kardeş. Siz karıştırsınız. Şey Şoray, de... Şoray Bey. Sen karıştırıyorsun. Baldız. Şoray ha... Biraz önce değişik oyun oynamıştık, ona sürçtü ağzım. Sensin hanım. Ki bu doğru. Şimdi bizim buralarımızda Şoray Bey, kızını, gelinin... oğlanın kız kardeşine, gelin olacak kızımız görümce diye hitap eder. Abisine bizim de... Bizim oralarda ona enişte diyorlar. Biz enişte deriz ama gelinimiz, yani gelin olduğu için o eve, o kıza, o evdeki bulunan kıza görümcesi olarak hitap eder. Evet, i̇şte bunları çalışın, de... çalışın bunları. Önümüzdeki perşembe akşamı hepinizi sözlüğe kaldıracağım. Geçer not almak istiyorsanız. Önemli değil. Zaten bunları hiç bilemiyoruz biz. Gelelim Fikriye Hanım'ın Serkan Bey'le nasıl tanıştığına. Nasıl tanıştınız? Dikkat edersen ben bu soruyu soracağımı daha önceden size söyledim. Buna çalışın dedim. Üçüncü ünitede dedim. Dedim mi? Dediniz. Dedim. Dedim mi? Dediniz. Kızım, yarın öbür gün düğün olur. Televizyon ekibi gelir. Bu çocukla nasıl tanıştın diye sorar. İkinci ünite, evlilik hikayeleri. Çalış dedim mi sana? Dediniz. Niye çalışmıyorsun? Vaktiniz olmamıştır. Efendim? İşimize gelmemiştir. El işte göz oynaşta tabii. Serkan da orada kesişe kesişe. Ders mers kalmadı. Nasıl oldu efendim? Ailesi istemeye geldi. Görücü söyle. Siz Serkan'ı ailesi istemeye gelmeden önce tanımıyor muydunuz? Tanımıyordum. Şimdi tanışıyor musunuz? Evet. Beğendiniz mi Serkan'ı? Yani beğenmesem bu işe kalkışmazdım. Bana öyle ukala ukala cevap verme. Pamuç kadar değil be. Aa. Beğenmesem ben böyle işe... Ne demek yani? Beğenmesi beğenmesin. Anan ısrar etmiştir. İç güveysi gelecek tek... Ha, işime geldi zaten. Ha. Bulmuşsunuz saf olanı. Tabii canım. Odun ettireceğiz. Merdiven sildireceğiz. O, damada odun denmez bir kere, tamam mı? Odun ettireceğiz dağlardan. Kimi odun ettireceksin? Damadı odun mu yapacaksın? Tabii canım. Sakat da değil, sakat da değil. İş güvenliğine de vermez. Ben de buradan karışıyorum. Gördün mü? Oradan bir şey. Karıncanın kardeşi varmış orada. Kimin kardeşi? Karıncanın. İş güvenliğine veremez. Bağırma oradan, gel burada konuş. Hanım geldiniz, geceniz. Gel burada konuş dedim ama. Gelmem bir 20 dakikamızı alacak gibi. Buyurunuz. Buyurdum. Değiliz. Değiliz. Nesi oluyorsunuz siz damadın? Oğlanın halasıyım. Damadın halası. Damadın halasıyım. Vere iş güvenliğini aldık diyorlar. Biz iş güvenliğini oğlan mı oğlan veremeyiz. Haberi bile yok. Kayıt ettim üstüme. Haberi yok. Olamaz, olamaz. İç güveysi almışlar. Yok, olamaz. Biz Serkan'a kendimiz... iç güveysi almışlar. Alamazlar. Serkan'ı götürüyorlar. Alamazlar, alamazlar. Hiç. Pusu kurmuşlar. Yok. Köyün çıkışındaki yamacın yok. Orada Serkan almışlar. İç güveysi yapacaklar. Bir şey yapamazlar. Koşun yetişin kurtarın çocuğu. Yok, bir kılına bile dokunamazlar. Serkan'ın. Serkan'ın. Serkan'ın saçlarını bile yolar. Yok, hiç bir şey yapamazlar. Serkan'a sorar. Ben tutar gelini damadı alır gider. Nereye? Oğlanın evine. Allah Allah. Yarın gözü yaşlı kalacak anam. Yok, biz iş güveyliğini alamayız da veremeyiz. Hiç de göz yaşlı kalmayacak. Yok, yok, i̇ç güveysi vermiyor dediler. Kaydı üstümde kaydı. Ne kaydı? He.
Notu bütün üstümde. Ne notu? Yok, yok. He, imzası yok, her şeyimi. Ne imzası? İmza aldık aileden. Yok yok veremeyiz. İmza vermişsiniz aileden. Veremeyiz. Bu buyurun siz bozacının şahidi. Evet oğlan bizim kız bizim. Oynarız gelin kızım. Biz gelinimizi yarın alıp gideceğiz. Annesi babası bütün Arap kalacakları ya. Hiç durmadan değil oğlanı ben aldım oğlanı ben aldım. Alamaz alamaz alamaz. Peki aracıklı konuşuyorsun sen. Vermeyiz kızım vermeyiz oğlumuzu. İçimi parlamaz bir cedik. Oğlum. Ay. Gitti yaramayız. Serkan. Gitmez. Papaz. Yarın da. Kalacaklar bütün. Babası da alacak. Bir gibi saçları vardı Serkan'ım. Gördüm seyrelmiş. Tamam tamam yolmuşlar saçlarını Serkan'ım. Saç ektireceğiz kızım. Saç ektirdik de çıkıyor. Gelin yarın. Saç mı ektirdiniz? Evet. Estetik artık en ücra köylere kadar geldi. Ay geldi kızım geldi. Ama bazı arkadaşlara metropollerde yaşasalar bile vuramadım. Üzülüyorsunuz mu Serkan'a? Hayır. İç güveysi alıyorlar. Hayır oğlum anne münasebat. Ne demek hiç münasebat ne şöyle. Demek? Gidiyor işte. Aa seni aldılarmış güveliğini. Beni mi? Evet. Ben senet imzalamadım. İmza vermişsiniz. Biz de imzalamadık. Estağfurullah hayır. Var Allah. Mı senedin? Evet. Nerede senet? Bulunacak yerde değil de içimde var. Veremez, veremez. Yavaş gül. Lütfen veremeyiz. Yavaş gül. Zemin ahşap. Kırılsın. Çökeriz. Çöksün. Ama gülmemeye çalış. Gülersen ben de gülmem. Yukarı aşağı. Yok gülmem ben. Yok az önce bir güldün hafif bir sarsıldık. Sarsıldı benim ağırlığım sarsmıştır onu. İşte böyle gülünce bak. Ağırlığım yetti mi evi de götürür. Beğendiniz mi gelin efendim? Beğendik. Beğenmesek almazdık. Beğenmesek almazdık canım beğendik aldık. Neler diyorlar? Tabii işine geldi. Şah gibi bir kız veriyor. Oğlumuzu gördüğün var mı sen daha dama direk olacak ha? Serki dama direk olacaksa belki de göğe direk olacak. Gördün mü? Şiştin gördüm. Mi diye soracağım. Yanlış olacak soru. Kızanası, kızanası, çarın gelsin, kızanası. Kız anası, kız anası, çaren gelsin, kız anası. Dan başından otlu yedim, ya dillere atılacak. Ben kötü bir otlu yedim. Tarlayan ikini kerler, tarlayan ikini kerler. İçine tıskı çekerler. Gurbet ile giden kızın gözüne sürme çekerler. Getirin yakın kanasını. Sen de ağladın Fikriye. Gurbete gitmiyorsun ama değil mi? Kaç kızım annem. Kızımız açmıyor elini. Evet. Akıllı kız açmaz. Altınımızı verelim. Görebilir miyiz? Aynen aslından evet. Bir suratlı. Sahte mahde olmasın bakın. Halis mi? Annem ağlama be. Sahte çıkmadı be. Sahte değil gerçek. Çeyrek diye mi ağlıyor? Alsınlar yarım geçsinler. Hadi ama. Ne? Elin buz gibi olmuş. Hadi. Tamam mı? Anne. Hadi. Anne. Tamam mı? Hadi anneciğim. Hadi. Damat tarafı burası mı? Evet. Siz niye kurdele taktınız? Yengeyiz. Efendim? Yengeleri. Siz yenge. Yenge. Siz? Halayı. Hala. Lan! 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 Ulan! Orada edetler bıçak. Gel. Ha. Sağdaki senin, soldaki benim. Dur. Oğlum, birleşelim. Bak, sağdaki senin, soldaki benim.
O güçlü emme bıçağı büyük ve tek ufak. Güçlü olanı ben alıyorum. Olur hadi bak. Ulan! Ulan tuttuk ha. Ulan! Utanmıyor musun sıpa? Bu yaşta bırak! 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 Sıpa sen! Bu ne be? Bıçağı, bu yaşta bu ne? Bize verecek ki senden kaçar. Bu ne? Bu niye tutuyorlar bıçağı? Edet olsun. Damat ve sadıç demir gibi olması için. Adet mi bu? Adetimiz. Ya gel. Sen bıçağını al. Oğlum adet desenize ya. Adet ha öyle dayalı. Sıra bakma. Adet. Kolun malın acımadı değil mi? Acımadı. Yayla malınlar. Ne malı? Yayla malınlar korkmaz. Bunlar mı yayla malı? Tabii. Bakayım. Şu aşağıki yaylanın malına benziyor biraz ama. Bu yayla malı değil ya bu şehirden deli mi? Deli ben mi? Dayan çobanı mı? Kimseden korkmaz. Niye bıçak tutuyorlar dedin sen? Tutacak tabii. Ay, niye ama yani? Cesur olsun diye. Cesur olsun cesur diye. Olsun. Canım cesur musun? Hafif bir Yusuf durumu. Cesuruzdur ya. Sırtta bir bıçak var da. Olsun. Bir şey çıkmaz ondan. Sadıç. Sadıç. Ya abicim Sadıç yoksa Sadıç yoktur tamam mı? Niye çocuk dikiyorsunuz Sadıç yerine siz? Yakın oldu. Böyle sen Sadıç'ın nerede? Böyle gerekiyor. İşte Sadıç'ım burada. Nasıl Sadıç'ım burada? Evet. Erkaşının çocuğu Sadıç. Niye yeğenim. Sadıç? Küçük böyle. Elimizde bulunan bu olduğu için. Sadıçlar en yakın arkadaşlar olmaz mı? İki hayır. Gözüm yani. Yeğen. Yeğenlerden olur. Yeğen olur. Evet. Sizin adetiniz öyle midir evet, yani? Bizim adetimiz öyledir. Valide Hanım mı? Evet, annem. Nasılsınız? İyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk. Biz sizi gördük de. Bakayım gözler anadan alınmış. Hatta sen anana benziyorsun. O pullar çıkar inşallah 4-5 yıkama sonucunda. Gelin alıyorsun. Gelin alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol yavrum. Gelinimizin yaşı biraz küçük galiba. Küçük. Sen kaç yaşında evlendin? Benimki kazala karıştı. Ben 15'i doldurmadan evlendim. Kazaya mı karıştı? Neye sayarsan say. Beyin yolda giderken traktörle hafif çarptı da öyle bir kaza neticesinde mi oldu? Olmadı, olmadı. Kaza ne demek? Gönül birliğinin oldu. Gönül birliği. Bu sıpalar şey yapıyor galiba, kızların gönlünü hafif çarpıyorlar galiba. He. Ha diyor bir de. Ne diyor? Kız çarpan senin sıpa. Gelin var mı sende? Var. Bu ikinci mi olacak? Bu ikinci olacak. Öbür gelin buralarda mı? Orada. Burada buyurun, da buyurun. Onun evi ayrı. Gel ana. Gel ana hani evi ayrı ya. Gel ana gel. Yanımda oturmuyorsun zaten elimin tersiyle. Niye oturmuyorsunuz? Benim evim ayrı. Öyle havalı havalı benim evim ayrıyla oğlum. Niye oturmuyorsun kaynanayla? Otururum ne demek yani taşırım ömür boyu. Gelseydim. Küçük gelin mi oturacak seninle? Küçük peki sizin üzerinize bir artık başka bir gelin geliyor. Evet. Daha kıymetli olursa kıskanacak. Yapacak mı görümceyi? Yok akrabam kıskanmam. Daha sevmiş evet. Duyarım. Bu nedir seccadeyi evet. Sermişsiniz? Bu bizim bu arada sağ dış güveye dolanır. Dua edilir. Böyle tılsım yaparlar. Kıbleye doğru mu? Niye kıbleye dönerler. Sadıcın önünden dolanırlar. Arz eden parasipler eli günü. Arzu etmeyen varsa zaten affedersin def olsun gitsin yani. Ne yapmaya gelmiş buraya öyle bakınmaya mı gelmiş? Para takmayacak olan varsa gitsin. Yok öyle dikiliyorsunuz beleş. Sen kızın var mı? Var. Evli mi? Evli 3 tane. Ağladın onlar giderken? Tabii. Şimdi de öbür kızın anası ağlıyor. Tabii. Senin içinin yağları eriyor tabii. Oh durumları var mı? Yok. Oğlunu kaptırıyor. Yok. Oğlan nasıl oğlunu kaptırıyor? Oğlanı kıza kaptırıyor. Efendim? Oğlanı kıza kaptırıyor. Gitti canım oğlan. Belki damat senin gibi kılıbık olmaz dayı. Bu devirde kılıbık olmayan mı var canım? Hangi devirdeyiz? Evveliydi bundan 30 sene evveli. Bundan 30 sene evveli bu şeyler geçerliydi. Siz damadın nesi oluyorsunuz? Ben damadın amcasıyım. Amcası. Kılıbıksın. Evvel değildim. Şimdi olmaya başladım. Göğüs kılları buradan fışkırmış ama böbürlen. Evet kılıbığım. Eskiden değildim ama. İnci şimdi, ufak. Şimdi yaşlandı sıra mecbursun. 30 sene önce miydi o maç olup? Tabii. Gençlere ne tavsiye ediyorsun? Kılıbıklık mı tavsiye ediyorsun? Gençler uyumlu olursa çok iyi olur. Biraz kılıbık olacaklar yani. Kılıbık değil. Ilımlı. 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 Ya kazı öyle çeviriyorsun sen şimdi yanmasına. Hayır. İki taraflı da ılımlı olurlarsa çok güzel olur. Birbirlerini hoş karşılarlarsa. Sen ılımlı değildin herhalde ilk evlendiğinde.
Hala sertiz. Baktın olmuyor öyle. Olmuyor, mecbur uyduk. Acık dedim bir. Acık uyduk galiba. Nasıl, ılımlı nasıl oluyorsun? Acık işte hoş, dişlerin hafif sırıldığın mı korkma, bir şey olmaz. Şu mudur? Ha, öyle gösterelim beraber. Mesela güler yüzlü oldum, mesela kalmaz. Günaydın. O zaman olumlu olsun. Çay hazır mı? Çay alabilir miyim? Alabilirsin. Çay. Akşam geldim, misafirlikten geç gelmişsin. Yemek de hazır değildi. Hay Allah. Böyle mi yani? Olur be. Hepsi geçicidir dersin. Geçer. Olur be, hazırlamamışsın yemeği. Pantolonun üstüne bir şeye benzemiyor ama. Bu mu yani? Bu olursa çok iyi olur. Peki. Gördün mü koçum erbabından yaşam derslerini? Eve geldin. Yemek hazır değil. Ne yapacakmışsın? Amcana göre. Biraz görelim. Gülecekmişsin. Gül bakayım bir. Öyle zoraki değil yavrum. Zoraki değil. Öyle mengeneyle açılıyormuş gibi. Gül. Ne yapalım canım? Yapmadıysa yapmamıştır. Neye sinir canım? Ne yapalım yapmadıysa? Sen var, bu kafayla adam olmaz sen. Amcan 30 sene orada. Hey, külen beylik yap. 30 sene sonra canın sağ olsun diyor. Yok, önce de öyleydi. Bu ne? Bunu nasıl yetiştirdin sen hiç? Doğuştan kılıbık bu ya. Böyle mi yetiştirdin? Sen bütün oğlanlar böyle mi? Ilımlı mı? Gelin oğlanı ezerse ne yaparsın? Ezmez inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah mutlu olurlar. Ama benim hiç umudum yok çocuğu tanıdıktan sonra. Korkarım dizginler gelinde olacak. Buradan kızı almaya gidiyoruz değil mi? Evet. Hadi hayırlısı bakalım. Sağ ol. Efendim hocamız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam nasılsınız? Allah'a çok şükür, hamdolsun. Sizler sormalı. Çok şükür. Sizler iyiyiz. Hayırlı bir iş için buradayız hocam. İnşallah hayırlısıyla. Kısmetse senin arabayı alacağız biz. İnşallah. İnşallah mı? Satmaya mı çalışıyorsun? Buyurun hocam. Daha yeni aldık abi. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Amin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel alemin, ya ilahel alemin. Huzurunda nikahlanmış olan bu gençlerimizi daima mesut ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Onlara Peygamber Efendimizin sevgisini, Hazreti Hatice Validemizin sevgisini ver ya Rabbi. Onlara Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin ve Hazreti Fatıma annemizin sevgilerini ihsan eyle ya Rabbi. Onlara bu dünyada iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. Onlara vatana, millete hayırlı, kendilerine salih, anne babaya mut'i evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Saniye bölümünde beşler, onlar, birler. Standartları bir yükseltir. Ya estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Oğlum 23 yaşında 40 yaşında adam mı? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. 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 Yavrum siz ne bekliyorsunuz burada? Harçlık. Harçlık. Oğlum hem bıçak tutuyorsun hem de para mı alacaksın? Tabii. Tabii. Sebep? Adet öyle. Adet deyince işte yapacak para bulurum ben size ya. Var mı bozukluğu olan? Hay Allah, 15 geldi. Al canım. Hayır, senin de elindeki bir nevi silah. Yani tuttuğun şey. Hazır mısın? Alacağız kızı. Buyur. Dolmuş burası. Ne attınız efendim? Nazar olmasın diye çöre otu. Çöre otu. Allah nazarlardan saklı. Dur. Ya gelin arabasına bebek koymamışsınız ya. Bebek koymamışsınız gelin arabasına. Aceleye denk geldim. Annem beni zaten bebek yüzlü oğlum diye sever. Problem yok, çözeriz onu ya.
Çözeriz, çözeriz. Sağlam mı kaportası? Sağlamsa gelin bebeği olayını çözeriz biz ya. Onda problem yok. Tomar'la para vereceksin gelin bebeğine. Şey, aman gelin arabası bebeğine. Al sana gelin arabası bebeği. Artık bebek gibi diyelim de. Gel. Dur ben bebek gibi durayım da. Gelinimizi verirlerse alıp gideceğiz. Niye vermesinler canım? Kızı vermişler. Büyük dernek oldu o kadar. Arabayı aldık geldik. Ne borcumuz üzerememiz? Neymiş efendim? Bir orada bir borç oluyormuş da. Ne borcu? Borç mu taktın sen buraya? Hayır. Bunlar bir şeyler istiyorlar. Biz onu veriyoruz. Edetimiz ve adetlerimiz. Çekil bakayım kenara dayı. Neymiş öğrenelim şunu. Öğren bakalım. Ne istiyorsunuz? Abi biz 100 milyon lira istiyoruz. Efendim? 100 milyon. Sen 100 milyon lira kaç... Nasıl kazanılıyor biliyor musun sen? Biliyor musun 100 milyon kaç para kazanılıyor? 100 milyonun kaç parasını vereceksiniz bana? Ayarlarız arabası. Ayarlar mısın? Evet. 150 milyon istiyorlarmış. Şimdi ben oradan duyduğuma göre 100 istediler. Sen bir zam yaptın. Neden sen benim diyeceksin? Gözlerime bir baksana. Benim sen, gözlerime. Sen de benim gözlerime bak. Ha bu yaş bu. Göremiyorum. Kamaştır ya. Gözlüğünü bir çıkar da göreyim bir. Gözlüğümü çıkarsam az aladır. Yani gavi. Ben bir öğreneyim diyeceğim. 120 istiyor. Ne kadar? 120 olsun. Duydun mu? Duydun mu? Sen arayı etme bunu. Uzlaştıralım ya. Uzlaştıralım. Yüze bağlarız biz bu işi be yenge. Olsun madem. Ne kadar benim de? Ayağlar söndü herhalde. Söyle. 20. Yüze bağladık işi. Yok yok. Dengeleyelim. Ortalı edelim. Bak 150'den 100'e indirdim. Sen de ne yapıyorsun? Şimdi sen... %33.33. Sen... Kim çağırdı seni buraya ya? Benim işimi bozuyorsun. Adamlar 100 üstte. Sen 150'ye çıkıyorsun. Yok canım. Ya, 100 dediler. Ya. 150 150 dediler. 100'e indirdik. Daha ne istiyorsun sen ya? İndirirsem sen ne vereceksin? İndirsem sana bir teşekkür ederim. İçeri taraf teşekkür vermiyor. Komisyon veriyor. Komisyon ne veriyorlar? 20 veriyorlar. Aa, 20. Ola, o kadar az ya. En 50 verin ya. 50 verin. E ver. Hadi. Ver. Sana. Bana. Yo ben içeri vereceğim. Bana ne verin? Ver. Sana soğuk sularımız var onları içeriz. Sen hiç soğuk sular bugüne kadar içmişsin. İşkembeyi salmışız zaten. Verelim ben senden yiyeceğim bak. 20 bana verirsen ben bu işi 50'ye bağlarım. 70. Olur 70 bakalım hadi. Çıkar 20'yi. Sana mı vereceksin? Bana vereceksin. Kime vereceksin? Verelim bakalım. Ha. Koçum, ha. O 50'yi alalım. 20 benim. 50'yi de alalım. Ha. Hadi bir 10 daha çık oradan. Çık bir 10 daha çık. Çık bir 10 daha. Çık bir 10 daha. Vallahi... Abla vallahi kurtarmıyor. En fazla 50 milyon veriyor. Dayı. Buyurun. Olsun. Benim 20 komisyon ne oldu? Aldattılar seni gördün mü? Öyle olmuş be. Oldu be. Amaca biz komisyonumuzu alalım da. Kimden geldi çok kimden önemli değil. Kimden gelse gelsin. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hayır. Arabanın bu kapısı, bu arabanın kapısı açılacak. Gelin hanım yeni hayatına, evine doğru yola çıkacak. Ama damada taktık. Olmaz geline takdim etmeden. Ne oldu ağlamıyorsun çocuğu görünce? Bu değişti fırın. Efendim? Hatta gördüğüm kadarıyla gülüyorsun da sen. Demek ki bu gelinlerin gözyaşları o atasözünü doğrular nitelikte. Hem ağlarım hem giderim. Anasını görünce ağlıyor. Müstakbel falan değil artık. Eşini de görünce bir durum var. Mutluluklar diliyorum. İki gözüm benim. Mutluluklar dilerim. Benim bu paraları bir yerden çıkarmam lazım ama. Hay, buyurun buyurun. Çıkarmam lazım bu paraları. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbel alemin, ya ilahel alemin.
Peygamber Efendimizin sünnetine riayet ederek evlenen bu gençlerimizi daima mutlu ve huzurlu eyle. Onlara sevgi ve muhabbet ver ya Rabbi. Kendi aralarındaki sevgiyi ve muhabbeti korumalarını, kendi aileleri arasındaki sevgiyi ve muhabbeti de artır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin. Onlara, vatana, millete hayırlı, anne babaya salih, kendilerine mut'i, hayırlı evlatlar nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Bi hürmeti Dâhe ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ben sen ne dedim? Ben paraları çıkarırım dedim. Sağlam tutun arkadaşlar. Biraz yukarı, biraz yukarı. Sağlam tutun. Eğer benim kahredici tekmeme dayanırsa bu zaten sağlamdır. Göbeğinize iyice daya canım ona. Bak kolun kırılır. Göbeğine daya, göbeğine, göbeğine, göbeğine. Hayat sigortan var mı senin? Ben de 10 yıllık yaptırdım. Yarın öbür gün kötü bir şey olacaksa 1 yılını öde. Ha ha ha. Sağlam tutun. Ya! Ya bunu güvenmedim ben. Sağlam tut. Bu ne be? Bu ne be? Bunları getirip koyuyorsunuz böyle çürük çarık şeyleri getiriyorsunuz buraya. Bitir adamlar, dikilin abicim şöyle. Gelin abicim, kuvvetli adamlar. Gel dayım. En başa gel. Şimdi gel. 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 Tertiple bu arkadaşları. Tertiple. Girin birbirinizin kollarına. Arkadaşlar, siz bu çürük tahtadan daha sağlam olacaksınız. Tamam mı? Tamam. Ama aldığımı bölüşmem. Tomarla para verdim ben. Damada asacağız orada. He? Damada asacağız. Neyi canım? Parayı aldığımız bahşi. Damada atacağız. Evet. Sen öyle zannet. Şimdi ama öyle armut gibi gidip de istenmez. Damat beyciğim, alabilir miyiz canım seni buraya? Havanı sevsinler. Davul zurnayla karşıladık ya damadı. Şöyle düşündüm ben. Bura neresi, ne köyüydü? Ambarcık. Efendim? Ambarcık. Ambarcık dağları meşeli. Meşenin yapraklarını yemiş keçi. Bizim de namımız Anadolu'da Sarıboğa. Vermeyiz kızı, açmayız yolu. Almazsak bahşişi. Nasıl? Ya ciddi soruyorum da, beğendiniz mi? Güzel, çok güzel. Çok güzel. Böyle ıkındım, bu kadar yani. Evet, çok güzel. Beğenmedi bu. Evet canım. Valla davul susana kadar sen çıkar. Ama Mevla'yı göster. Çıkmazsa o davul kafana. Kafan zaten evlendin, davul gibi olacak. Şimdiden davullaştırırız. Bu davulun sesi uzaktan hoş gelir canım benim. Hanım dırdırından daha zararsız bir şeydir. Koşa gönlüm bilir ya. Oho! Senle mi uğraşacağım ben? Senden mi istiyorum? Şunu bir tutsuz Ahmet. Ben arka... Canım mutluluklar dilerim. Sağ olasın, var olasın. Şimdi siz burada... Ben parayı bir sayıp geleyim. Kaç para olduğunu bir öyle... Sayıp geleyim mi? Ben bir sayıp geleyim. Hayır. Bunlar kendisi sayar. Yok, ben bir sayıp geliyorum ya. Ben taksim edeceğim sen. Siz ben ayrıldıktan... Bir sus lan! Bir sus! Biz ayrıldıktan... ben ayrıldıktan bir 30 saniye sonra... Bir açın bakalım yol açılıyor muymuş? Hayır. Ya deneyeceğiz, test edeceğiz ya. Hayır. Bir açın bakalım. Arkadaş, hakikaten tahtadan daha sağlam duruyormuşsunuz siz ya. Hay Allah, şunu bir sayalım da ufaktan. Gelin. Salmayın. Şöyle bir... Parayı kırışacağız. Ya dur, bir sayıyorum ben. Bir sayıyorum ben. Hayır, Isparta Keçiborlu Kuyucak köyündeyiz. Bu köyün en önemli özelliklerinden bir tanesi lavanta yapımı. Yürüsene diye düşünebilirsiniz ama öyle değil. Öyle değil.
Hiç beygir olmadığınız için bu duyguyu bilemezsiniz. Hafif bir yokuş geldiğinde sadece Sonucu Şoray değil, Sarı Boğa değil. Ben Sarı Boğa'yım ama değil mi? Sarı Boğa. Ne? Öküz. Tabii ben beygir olursan çekemezsin tabii. Bak. Burada kamçı gerekiyordu. Ya Eyüp, sen yabancı değilsin be. Arabanın yürümesi, çekimin yapılması, kasetin akması, işin yürümesi lazım. Bir kamçı rica edeyim. Elinle dolur. Şırap olmaz işte. Elinle dolur. Bir kamçı rica edeyim. Yanağına mı? Saçmalama canım. Şöyle kaba etme, kaba etme. Öyle. Elinde ağırmış be kardeş. Demek ki bu at arabasını at çekemiyormuş. Biz mod değiştirelim. Kit vardı ya. Kara şimşek. Düğmeye basıyorsun değişiyor. Biz de attan çıkıyoruz. Çık. Hakikaten öküz daha rahat çekiyormuş bunu. Lavanta yapımı. Peki. Kokusunu anlatamam. Aman be, yeter be. Getirdim lavantaları. Nereye dökeyim? Gülecek bir şey yok. Efendim? Of. Of. Koşumlar da eskimiş acıkın. Bu mudur lavanta? Evet bu. Bu lavanta. Oh. Kuruttu bu. Siz onu getiririz, onu serip kurutacağız şimdi. Olmuş hali bu. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. İsim? Fatma İyici. Biraz uzak değil mi bu ağaçlar? Uzak olsun. Ya buna bir at alalım. Kazandırmıyor mu lavanta? Kazanamadık. Bu sene yok. Neyse, ben bu seferlik beygirlik yapayım da. Oldu. Şunun hasatıyla bir atma alacağız. Affedersin merkep. Bu böyle insan işi değil bu. Oldu. Taşımasıyla değirmen motor dönmez. Motor mu alacağız? Buyurun. Motor mu alacağız? Ne yapacağız? Motor. Bak bir. Ha. Böyle olmaz insanla. Olmaz. Artık motor mu alacağız? Beygir de yeter. Beygir olsun. De görür işimizi. Ne yapıyoruz? Lavantaları topluyoruz dağdan. Evet. Lavanta ağacı mı vardır? Kesin. Şu gördüğünüz lavanta. Onu kesiyoruz. Kesiyoruz. Kesiyoruz tazeyken. Getirip seriyoruz. Ne zaman kesiliyor? Zamanı ne zaman? Temmuz'un 20'sinde. Ağustos'un son haftasına doğru bitiyor. Ondan sonra serip kurutuyoruz. Yağını çıkarıyoruz. Kurutuyoruz. Böyle bu şekilde uğraşıyoruz yani. Bir ekmek parası bizim için. Kurutuyorsunuz siz. Evet. Eliyorsunuz. Eliyoruz. Uç alıyoruz. Bunu kurutuyoruz. Uç alıyoruz. Eliyoruz. Kaynatan kim? Eşim. Eşim? Evet. Ay. Beraber kaynatıyoruz sizi birlikte. İsminiz efendim? Esengil Hanım. Esengil Hanım ve ne bey? Ramazan Bey. Ramazan Bey ve Esengil Hanım. Evet. Hanımefendi neniz oluyor? Kayınvalidem. Eltisinin anasıyım. Buyurun. Eltisinin annesiyim. Dünür annem. Hem kayınvalidem hem dünür annem. Annemiz vefat etti. İkisinin yerine de tutuyor, geçiyor yani. Sizin bacanan kızı mı oluyor? Hayır. Kızımın eltisi oluyor. Eltimin annesi oluyor. Yani annemiz vefat ettiği için aynı zamanda kayınvalide görevini de yapıyor yani. Baldızınız yani sizin. Yok, Dünür annem. Eltime eşimin kardeşinin hanımının annesi yani. Ramazan'da enişte mi oluyor sizin? Eşim oluyor. Ramazan eşiniz. Evet. Hem kaynananız hem eltiniz. Kayınvalidem. Hem de eltiniz. Eltim karşıda. Yok, karşıdaki halanın amcası değil miydi? Öyle olsun artık. Ya bir çetere tutalım ya. Elti nedir, görümce nedir, gelin. Şimdi elti benim eşimin hanımı oluyor. Yani eşimin kardeşinin hanımı oluyor. Kayınbiraderim, inimiz yani. Kayınbiraderimizin hanımı oluyor. Bu da eltimin annesi oluyor. Eltiyi anladınız mı? Eltinin kayınbirader mi oluyor hanımefendi? Annesi oluyor. Kayınbirader beyefendiye denir. Kaynanan mı? Kaynanan. Tamam, sen daha ne karıştırıyorsun canım ya? Bir sıfat yetmiyor mu? Dünür anne değil, kaynana. Dünür anne ne? Dünür anne de... Boş verin, boş verin. Kaset 90'lık yetmez mi? Evet, kafanız karışmasın. Karışmış yeterince. Evet. Öyle değil mi Baldız? Abicim. Abicim. Arkadaşım. Baldız diye bayana denir. Öyle mi? Evet. Tamam. Girmiyorum, girmiyorum. Biz lavantaya dönelim en iyisi. Dönelim lavantaya biz en iyisi mi? Bunu kurutuyoruz. Evet. Düğünlerde bunu paketliyorlar. Nişanlarda, kına gecelerinde. Ellerinize paket olarak hediyeler. Nikah şikayelerinde altına konup İstanbul'da falan. Gerçekten İstanbul'a yolluyoruz bunları zaten de.
Kuru halinde değil mi? Kuru halinde evet. Yeni moda bu mu? Yeni moda kaç senedir oluyor nikah şekerlerini? 15-20 senedir ben bu köye gelin geldim gidelim böyle bu yani. Sizin nikah şekeriniz oldu mu? Olmadı beyefendi. Bizimkinde yoktu böyle bir şey. Bu sosyetiklere göre yani. Tüh! Hay Allah! Yapıyoruz, ediyoruz. Hiçbir faydası yok parasından başka bize. Hanımefendiciğim, sosyetik mas... Yağını da gönderiyoruz. Lüks salonlarda, hamamlarda beyefendiler, hanımefendiler vücutlarına, banyolarına koyuyorlar yağını. Onlar kullanıyor, biz gene havasını alıyoruz. Lasciatemi cantare con acutana e ma. Lavanta. Azıcık sürelim de zenginlik bulaşır. Yağını sür, yağını onu değil. Bu toz, yağını sür. Kaynanalığı bana yapmayacaksın hanımefendiciğim. Hayır. Kaynanalığı bu tarafa yapacaksın. Tas tas süremiyorsun demek de olmuyor işte. Olmaz. Sürme sürme. Batırıyorsun üstünü başını. Olmaz. Sana diyorsun. Yapıştır bir akçe. Şey ama akçe diyorum. Yapıştır bir Osman. Rahat. İyi geldi be. Bir daha yapma öyle bir şey. Olur. Olur yapmam. Yağı Ramazan mı çıkartıyor yağını? Evet. Sizin Ramazan evde suyunuzu çıkartıyor mu? Onu yap bunu yap çay getir temizlik yap. Tabii ki, tabii ki herhalde. Bak, sert midir evde? Serttir. Bir de kaynana var başta. Onları ayda yılda görüyoruz. Biz çoğu zaman Isparta'dayız ya. Ramazan yetiyor yani. Yetiyor, hepsine bedel. Oh. Kolay gelsin Ramazan Bey. Sağ olun Şoray Bey, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi Allah'a şükür işte uğraşıp duruyoruz. İyi olursun tabii. Öttürüyormuşsun evde borunu. Öyle olması gerekiyor. Ne demek öyle olması? Başka türlü biz bu işleri nasıl yerine götüreceğiz? Nasıl götüreceksin yani? Hem köydeki işlerimiz hem şehir merkezindeki işlerimiz biraz yoğun işlerimiz. O yüzden biraz sık olmamız gerekiyor. Ya, evde hanıma bağırınca köydeki işlerde şehirdeki işlerde halloluyor öyle mi? O da biraz daha dikkat ediyor işlere. Biraz daha işlerimiz safifliyor. Ha sen söylemeyince yapmıyor. Tabii ister istemez biraz kaytarıyor bazen. Neyi kaytarıyor? Yenge gelir misin yanımıza? İşler olduğu için kaytarıyor. Çekiştiriyorsun ya hanım ya. Diyor ki ben gel, yanına söylüyorum açık açık söylüyorum yanındayım. Ben diyor uyarmazsam diyor müdahale etmezsem diyor kaytarıyor diyor. O içinde beyninde öyle bellemiş yani bağırmazsa söylemezse yapılmıyor sanıyor. Ama bazen de görüyor ki yapılıyor. Buna söylenecek bir şey var. Kızmazsan söyleyeyim. Çok asabi. Şiştin mi? Aynen. Şiştin? Aynen şiştim. Şiştin değil mi? Şiştim. Neyse lavantanın yağı nasıl çıkar? Lavantanın yağı 75-76 1975-76'larda. Isparta'nın ileri gelen iş adamlarımızdan bir büyüğümüz bu lavantayı bize getirdi. O yani yıllar, 75'ten önce lavanta yok mu? Öyle bir lavanta diye bir şey yoktu 75'ten önce. 75-76 yıllarında bir Isparta'dan iş adamımız getirdi bunu. Köylüye 15-16'şar kök dağıtıldı. 3-5 yıl gibi bir süre bu bahçelerin kenarlarında, gül bahçelerinin kenarlarında kaldı. Sonrasında kendisi de bir 50-60 dönüm bahçe kurdu. Bu kurduğu bahçede yetiştirdiği lavantalarla beraber köylüden de lavantaları almaya başladı. Tarihçe bitince beni haber tabii, ver. Tabii haber veririm. Devam etsin anlat tarihçesi. Bitince haber ver ama. Tamam. Sonrasında bu ticareti başladı. Günaydın, günaydın. Ha, ne oldu? Biz burada çalışmaya geldik. İçim geçmiş ya. Olmaz öyle. Sabaha kadar uyuyacaksın. Oo, içim geçmiş. Az şu belimin alt kısmını avucunun içiyle be Ramazan. Avucumun içiyle vurmayayım da gel arka tarafa geçelim. Ben sana lavantayı ile masaj yapayım. Lavantayı bırak şuradan bel kısmıma be. İçim geçmiş orada. Ya, lavantayı ile masaj yaparsan da yavaş, yavaş sağ ol. Ha ne diyorduk? 75'te amca 60 dönüm bahçe yapmıştı. Sonra? O bahçelerden sonra işte yeni yani ticaretine başlandı. Şimdi lavantanın nasıl çıkarıldığına geldik. Bahçeden lavantaları sabahleyin erken saatlerde keser gelir. Gölgelik bir yerde bekleterek kazanda eski gül kazanı diye tabir edilen bundan 15-20 yıl. Gül yağı çekmiştik biz senirde. O sistemin aynısı. Aynı sistem. O sistemin aynısı. Çünkü zaten kazanımız gül yağı kazanının kapağının açılarak dönüştürülmüş bakır hali. Bakır mı? Tabii bakır imbik. İçerisine lavantaları yerleştirir. Şu halde mi? Hayır, elinizdeki demet halinde yerleştirerek içerisine koyduğumuz lavantanın kilogramının 2 katı kadar su koyarak kapaklarını kapatır, kaynatma işlemine başlarız. Ortalama 2-2,5 saat gibi bir süre içerisinde kaynayan lavantadan çıkan buharlar soğuk su havuzundan geçerken, boru içerisinde soğuk su havuzundan geçerken tekrar sıvı hale dönüşerek. Bu mu havuz? Evet, yağ ve su zerrecikleri. Soğuk suyun etkisiyle tekrar sıvıya dönüşerek aşağıdaki bidonlara alıyoruz. Bidonlarda biriken suyun üzerinde yağ tabakası oluşur. Yağ her zaman için sudan hafif olduğu için
yağ tabakası oluşur. Bunu belli bir bidonun belli bir yerine kadar geldikten sonra yerinden alır, soğutur. Altından suyunu boşaltır. Bir miktar kaldığında yağıyla beraber suyunu şişelere aktarırız. Yani şu lavantadan ne kadar yağ çıkar bu demetten? Elinizdeki demetten çıkacak olan yağ aşağı yukarı 10-15 gram civarında bir yağ. Bu vardır 1 kilo herhalde. Aşağı yukarı. Şu anda 70 kilogramdan 1 kilogram yağ elde ediyoruz. Bu yağ faydası ne vücudumuza bizim? Bizim bildiğimiz kadarıyla ağırlık olarak ciltle ilgili her türlü rahatsızlıklarda kullanılıyor. Yarık tane yeğeniyor efelerin seçmesi. Hey gidinin efesi, efesi efelerin efesi. Isparta Senir'deyiz. Ya böyle beklenme koşulu, evet. Sopayı yiyeceğimiz kesin. İnşallah o sopa bizim sırtımıza göre değildir de başka bir şey içindir. Valla büyük bir sopa var. Kolay gelsin. Rahatladık. Hoş geldiniz olunca. Evet. Annem. Hoş geldin. Sağ olasın. Sağ olasın. Sana nasılsın? Hiç... İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Allah'a şükür. Keyfin iyi mi? İyiyiz. Bak bir. Sizi gördük daha iyi olduk. Bak bir. Buyur. Adın ne? Sultan Özcan. Sultan? Evet, Özcan. Burada ne oluyor? Badem silkiyoruz. Ne yapacağız bademi? Satacağız. 2-3 kuruş kazanıp çocuklarımızı okutacağız. Çocuk okutmak için badem toplayan... Anadolu'nun bağrındaki yiğit hanım. Ver o mübarek elini bir daha öpeyim. Ömrün uzun olsun. Senin de ömrün uzun olsun. Sağ olasın. Bey nerede? Evde, hasta. Geçmiş olsun, nesi var? Şeker hastası. Allah acı şifalar versin. Amin. Bir şey değil o be. Ne yapalım? İnsülinle. Evet, öyle oluyor, inle vurunuyor. Bahçe işleri sana mı kaldı şimdi? Kızlarımızı biz işliyoruz işte. Kızlar var? Evet, bu kızlar benim. Gelin var mı? Bu gelin kızımız. Gelin mi? Gelin. Hayır, gelin değil de gelin daha yeni alınacak. Ben en büyük kızıyım, hani gelin kızı. Evden gelin giden kıza gelin kızı deniyor ya. Evet. O şekilde. Da daha gelin almadık. Gelin kızımız değil, niye? Bu da bekar kızım. Gelin siz evlisiniz. Evet, annem hani kızıyım. Hı. Daha gelinimiz yok. Nasıl gelin olmadığı da... için bu iş size mi kaldı? Evet. Maalesef. Buyur. Hoş geldiniz Şoray Bey. Gözlerimiz yollarda kaldı. Hoş bulduk hanımefendiciğim. Evet, gözlerinizin yollarda kalmasına sebep evet. Yok. Her an her yerden çıkı veririz. Gerçekten öylesiniz. Hiç umulmadık yerden çıkıyorsunuz. Bekler miydiniz? Ay beklemez miyiz? Rüyamıza bile giriyorsunuz. Tövbe estağfurullah. Gerçekten bak. Bööö diye beci olarak mı? Hayır kesinlikle. Çok şakacı, esprili bir olarak görüyoruz. Bu sopasız olmuyor herhalde. Evet bu sopasız olmuyor. Sopayla gördüğünüz gibi gayet güzel zevkli bir şey. Dövüyoruz ağacı. Kime bademleri kızdınız da böyle? Aklıma çok kötü şeyler getiriyorum. Ne gibi? Böyle hıncımı, sinirimi bu ağaçtan alıyorum. Ne gibi şeyler? Ya mesela en çok kime kızarsam onu aklıma getiriyorum. Böyle iştahlı böyle zevkle vuruyorum buna. Evet. Siz evli bekar efendim? Ben bekarım. Bekarsınız. Evet. Sizi böyle gören evet. Kaynana adaylarını sizi almayacak ama. Neden? Neden acaba? Eli sopalı, dil de pabuç kadar diyecek. Ama şimdi bunlar daha geçerli oluyor bence. Nasıl? Sessiz kalmak hiç hoş değil. Öyle mi? Evet, hakkını savunacaksın. Allah Allah. Yeri gelince dayak, yeri gelince söz. Evet. Evlendin. Adamı evet. Döveceksin mi yani? Hayır, kesinlikle. Sopayı kime atacaksın? Kaynanaya. Kaynanaya. Kaynanaya sopa atacaksın. Kaynanaya. Hanım biraz zor seninle evlendim. Ben de kaynanalı olan yeri varmam. Olur. Annesi olmayan bir oğlanı tercih ederim. Olmaz mı? Allah Allah. Evet. Var mı öyle? Siparişte mi oluyor bu? Belki yakında olur. Var galiba bir şey. Var. Var. Anası yok mu kı? Anası olmasın canım. Bak benden korkar. Yani iyi var mı bir aday var mı? Ya şu anda yok da. Olursa annesi olmazsa daha iyi olur. Olur. Siparişimizi biz. Tamam. Burada mı alırsınız kocayı paketleyip gönderelim mi? Kargoyla gelirse iyi olur. Kargoyla gelirse. Evet. 1-1.5? 2 olsun. Evet. Uzun. Evet. Evet. Uzun boylu evet. Bir damat adayı. Evet. Ana sos istiyor musunuz üstüne? İyi olur. Kafada sos olsun mu? Olsun. Arzu ederseniz şapkalı mısın? Arkadaşım şapkalı. Şapkasız olsaydı sade halini de gösterirdik. Biraz soslu. Yok gayet güzel. O da güzel. Evet, bu valla. Evet güzel. Bu sade bölüm oldu. Gözüm alıyor yani. Alamıyorum gözümü. Ya nasıl evet. Kamaşıyor. Gözlerim tak kamaşıyor. Tak şapkanı. Of. Devrimi döndürdün. Gözlerimi kamaştın. Vücut kimyamı bozdun kardeşim. Efendim bozdun zaten. Efendim. Anası geliniz kızınızın yanına lütfen. Evet.
Buyursunlar. Buyursun. Sizin gelininiz var mı? Ha, yeni alacağız. Oğlumuz daha okuyor, yeni alacağız. Bir erkek kardeşim benden küçük. 18 küçük. Yaşında. Aynen. Evet. Vereceğiniz mi sıra? Uygun olursa verebilirim. Şu anda Asubay Okulu'nda okuyor, Ankara Beytepe'linde. Onu da selamlıyorum komutanlarına, kardeşim İsa Özcan'a, Isparta'ya. Selamlarım. Burdur'daki ablamlarıma selam ediyorum. Biz de Zeytinburnu'ndan Jale, Lale ve bütün mahalleye. Şimdi İsmail YK'nın şarkısı evet. Eşliğinde kime... Allah belanı versin. Bana gelen sana gelsin. Kardeşim ne araba parçalıyorsun sen klipte? Tomarla kaç para biliyor musun sen? 166. Onun ikinci eli yaklaşık 50, 45-50 bin YTL. O arabayı parçalayana kadar. İsmail'cim hani yaşça küçüğümüzsün. Güzelim. Para bu ara kazanırsın. Şimdi akıyor çeşme. Sen paranı tut araba parça. Gel burada badem ağaçlarından aynı klibi de yaparsın. Allah belanı ver. Badem bu. Satacağız. Nesi oluyor bu bademin? Düğün bayram edeceğiz. Nesi oluyor bademin? Bademi yağ olur, yenir. Tazesi olur. Gurusun ya izin için kış geldim. Bu badem oluyor. Yağının hani saçlara iyi gelen badem yağının. Evet sancıya iyi gelir. Saçlara. Saçlarını bilmiyorum da sancımıza, yanımıza ağrı zaman sancıya iyi gelir acısı. Yağı mı? Tabii canım. Yağı var bunun. Yağ nasıl çıkıyor bunun? Onu biz bilmiyoruz, biz satıyoruz. Alanlı fabrikacılar yağını çıkarıp satıyoruz şeyde. O badem bu badem. İçini kırıp yiyebiliyoruz mu bunun? Evet kıralım mı? Kıralım mı? Yer misin? Dişimle yerim. Dişin kır ha, dişine bakma. Dişin kırdın mısın? Diş vurmak lazım. Seninki protez mi? Ben de yeni taktırdım, üstten oluyor. Hayırlı uğurlu olsun, çok yakışmış. İnşallah. Çok açmış sizi tamam. Maşallah bu model. Ben en iyi dişçi taktırdım canım, en iyisini. 500 milyona taktırdım. Adam hasta bundan diyorsun, çalışamıyor diyorsun. Bundan 3 sene önce çalıştım. Kolumda bileziklerim vardı, onu verdim. Onunla taktırdım dişimi. Kolunda bilezik bulunana kadar ağzımda dişim olsun. Tabii. Yemeği yemedim. Vay vay vay. Midem ağrıdı, niye diyeyim? Yemeği yemeyince taktırdım diş işte. Kirman eğirecek başka yer bulamadınız mı? Bulamadım ay oğlum. Geldim buraya oturdum. İş eğiriyorsun. Neden? Hem böyle açık hava. Ha. Tarla tapan. Ha. Hem de komşular mı? Komşularla geldim. Buraya oturdum. Çellik eğiriyorum. Ne yapıyorsun? Çellik. Çellik mi? Ha. Kirman. Kirmen. Kirmen. Çellik mi diyorsunuz siz ona? İkisini de deriz. Kirmen deriz. Çellik deriz. Siz badem toplamıyorsunuz mu? Hayır indim gavul. Geçler toplasın. Değil mi? Ha. Kirman eğirmek daha rahat bir şey galiba. Kirmanı eğiriyorsun. Bunları örüyorsun. Biz de hemen her işe burnumuzu sokuyoruz ya. Ha. Hani ne bileyim bunlar badem. Bunları örüyorsun. Bunlar giyer mi? Verir mi? Değil mi? Bu ne saçma bir şey. Herhalde. Tarlada dağın başında ilk defa karşılaştığınız teyze. Bin bir emekle. Fiyat için yolunda ördüğü patiği. Direkt yerim mi? Bizden değil, bin denir. Çok gördüm, dolu ev. Sokuyoruz. Ne bileyim işte araba boyanıyorsa araba boyuyoruz. İşte hamur açılıyorsa hamur açıyoruz. Burada da badem toplamak biraz ağır geldiği için biz de kirman eğirelim bari. Yapan mı kirman? Yapan. Yok beni böyle çalışırken görünce hani kirman neydi, çellik miydi? Çellik yaparken görünce belki şey yapmazlar hani. Gel badem. Kolay gelsin. Çok yoğunuz da işlerimiz. Yolumuz yine Isparta Senir'e düştü. Niye? Ali abi var Senir'de. Senir'de Ali abi var. Var olmasına da bu nasıl güzel bir muhabbettir. Göl manzarasına karşı oturmuş ninemle dedem. Eski bir yer. Efendim ahşap merdivenler büyük şehirlerdeki gibi değil. Girişte ayakkabı çıkar. Buralar böyle o çalı süpürgeleriyle süpürüyoruz. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyiyim işte. Ne iyi ne kötü. İsmin ne nineciğim? Benim mi? Hmm. Zeliha. Zeliha. Hı. Senin adın ne dayıcığım? Süleyman. Süleyman. Evet. Sen bu... şey deyimin. Aman televizyonla neydi onun adı? Aklıma getiremedim. Ona benzettim. Kime? Boşver ya. Şoray'a mı benzettin?
Şuraya. Şuraya mı benzettin beni? Hı. Benim. Öyle mi? Benim. Gördün mü şuraya geldim. Benzettim onu da öyle. Şuraya benzettim. Doğru. Yaş kaç anne? 81. 81. Aynı yaşta mısınız dede? Hayır. O benden büyük. 83'teyim ben. 83. Evet. Bu köylük yerde herkesin lakabı olur. Öyle. Sizin bir lakabınız var mı? Lakabınız yani. Lakabın ha. Ha. Süslen Yusuf derler. Süleyman. Süslen. Ha. Süslülerin Süleyman. Süslülerin. Ha. Soğan yemez demeyince bilmez de yavrum. Süleyman. Ha. Soğan adı yemez mi? Hı. Şimdi her yakaya sor. Süleyman'dı bilmezler. Soğan yemez derlerse. Soğan yemez dediler mi? Herkes bilir. 7 yaşın çocuğu sana cevap verir. Tanıştırayım efendim. Soğan yemez Süleyman, Süleyman amca. Niye soğan yemez diyorlarsa? Çocuktan i̇şte yemeyim. Çocuktan yemeyon. Anadan doğmadan. Anadan dünyaya geliyorsun yemeyon soğan. Kızılderililerle kesin bir akrabalığımız var bizim. Soğan yemez Süleyman dayı. Sarımsak yediğinde ağzı kokar Şoray ben. Bu arkadaş da teke zortlatmasına maruz kaldığı zaman. Hani Ali'nin yanında olunca öyle bilmedim ben. Ali'nin arkadaşı. Değil mi? Arkadaşımız oluyor bizim. Ha. Siz evleneli kaç sene oldu acaba? 4 sene askerlik yaptı. 20 yaşında gitti. Hesap et. O zaman 4 seneydi askerlik herhalde. Ha. 4 sene. Peki askere gittiğinde evli miydiniz siz? Evliydik. Kaç yıllık evliyken askere gitti? 19. 19 yaşında evlendiniz. Evet. Yaş 81, 62. 62 senedir evlisiniz. Tamam. Nasıl geçti 62 sene annem? Geçti, geçti. Çalıştık, işledik. Şimdi benim ayaklar kötürüm. Bunda göz görmüyor, kulak duymuyor. Bil görmüyor. Ha işte. Alak bulak böyle dumanı. Bakıma ihtiyaç var. Soğan yemez Süleyman amca senin ayağın oluyor. Sen de onun gözü mü oluyorsun? Ha tamam. Nasıl tanıştınız? Nasıl evlendiniz? Ay Allah'a emir gelmiş evlenmişiz. Yani görmüş de beğenmiş mi seni? Tabii. Sen nerede gördün de beğendin anneyi? Ben gezmeye gittim. Bu Kucak'ta, Kucaklı'dır yukarıda. Gezmeye gittim orada. Anam babam istedi. Ondan sonra gittik muayeneye Isparta'ya. Isparta'da tamam tanıştık. Nikahlandık Isparta'da. Muayene ne oluyor? Ha, muayene yani nikahlanıyoruz Isparta'da. Ha sen nikahta mı tanıştın? Evet. Annen görmüş beğenmiş. Ha. İlk nikahta gördün yani. Öyle. Beğenmeseydin kıymaz mıydın nikah? Ama ben yoruyor bu bizi işte biliyorum ya. Yoruyor. Seviyor mu annem adamı? Sevsem hinden kendi için. Tabii sevmesem durumu. Seviyorum tabii. Sevmesem. Kaç çocuk var annem? Ah, onu sorma yavrum. Onu hiç sorma. O hep gitti o yanına. Yok hiç yok. 3 tane kız çocuğu öldü. Bir tek kızım var şimdi. Şu karşı binadı işte. Şu gördüm, şu yan. Bir tek. Başka yok. Oğlan molan bir şey yok. Yalnız torunlar var. Kızımın torunları var. Şuray. Kim demiş bilmiyorum da biri demiş ki bir gün herkes 5 dakikalığına da olsa şöhret olacak. Televizyonlardan sonra. Kim söylemiş bilmiyorum. Belki Umberto Eco. Doğru. Bir gün gelecek herkes 5 dakikalığına da olsa şöhret olmayacak belki ama televizyonda yer alacak. Yaş 83, 81 bile olsa. Azıcık göl manzarası bakalım mı? Hı? Sonra devam ederiz ben. Gel Eyüp'te. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.